Bu Kurban Bayramı'nda kurban siz olmayın efendim. Çünkü sahtekarlar, kalpazanlar kurban pazarlarında cirit atıyor. Peki sahte para nasıl anlaşılır? Hırsızlara karşı nasıl önlem alınır? Polis istenmeyen olaylara karşı hem uyardı hem alarma geçti. Sahte para. Geliyor tabii. 4, 5. Denk geldi bu sene. Gerçek gibi yapıyorlar aynı. Anlamıyorsun. Fırsatçılık bu yani. Hak yemek. Öküzüm torbadan düştü. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kalpazanlarda ortaya çıktı. Kurban satıcıları kimi zaman sahte parayla, kimi zaman da tırnakçılık yöntemiyle mağdur ediliyor. Genellikle sahte para, kalabalığa denk getirme, verdim vermedim olayı. Sahte para, tırnakçılık ve tantana konularıyla hakkında bilginiz var mıdır? Hiçbir bilgimiz yok. Polis ekipleri de bu tür mağduriyetler yaşanmasın diye satıcıları bilgilendiriyor. Dolandırıcıların en çok rağbet ettiği yöntem sahte para. Ve üzerine şu gri şerit olduğu gibi yapıştırılıyor ve bu da rakamın üstünü kapatıyor. Bu sondaki rakam net bir şekilde okunmuyor. Çizginin üzerinde rakamın miktarı ve TL net bir şekilde görünüyor burada. Bunlardan haberdar mıydın? Hayır, yok, haberdar değilim. Hele bu sene daha çok olur diye korkuyoruz çünkü neden? Mevlalar büyük. Tırnakçılık diye bir yöntemimiz var. Genelde siz para alırken yaşadığınız bir mağduriyettir. Peki tırnakçılık yöntemi nasıl işliyor? Bakın elimde 2400 lira para var ama 3 tanesi ayrı katlanmış bir şekilde. Dolandırıcılar bu katlanmış paraları diğer paralarla şöyle karıştırıyor. Elimizde bir miktar para var. Bunu sizin saymanızı istiyoruz. Şimdi paramızı sayalım. 1 27 28. Ne kadar var? 2800 lira. Beraber saydık. Gerçekten 2800 gibi bir rakamımız var mı? Bakalım. Tekrardan sayalım. 1 2 Bir tane katlanmış paramız var. Bir katlanmış paramız daha. Kurban satıcıları şüpheli durumlarda 112 hattını arayarak destek isteyebilir. 21, 22, 23, 24.